Bu akşam sizlere bana ayrılan süre içerisinde kısaca sözün ve konunun girişinde olması sebebiyle de katliam kültüründen bahsetmek istiyorum. Katliam kültürünün dini kökleri var mı? Maraş katliamı ile ilgili özellikle bu panelin konusu olması sebebiyle olayın içeriği ve şahitliklerle ilgili arkadaşlar konuşacaklardır. Rakamlar, istatistikler falan vereceklerdir. O şekilde bilgi sahibi bilmediğimiz şeyleri de öğrenebiliriz. Ama benim anlatacağım konu katliam kültürünün dini bir mesnedi var mı? Çünkü gerek Maraş katliamında olsun, gerekse önceki katliamlarda ve sonrakilerinde ve halen de katliamlar yapılırken biraz evvel arkadaşımızın söylediği gibi dini sloganlar ve coşturmalar kullanılıyor ve katliamlar dini bir gerekçeye dayandırılıyor. 4 tane Alevi öldüren hacca gitmiş gibidir. Bilmem 5 tane Ermeni öldüren cennete girecektir. Haydin savaşa, haydin cihada, Allah için savaşa diyerek Alevilerin evleri çarpıyla işaretleniyor ve insanlar bu şekilde coşturuluyor. Şimdi geriden bakan birisinin İslamiyet'in bu olduğunu zannederek mensuplarına inanmayanları öldürme ruhsatı veren, izni veren bir din olduğunu, bunun Kur'an'da yazdığını, peygamberin de böyle şeyler yaptığını düşünerek, bunun böyle olduğuna bakarak ortalama bir ateizmden de öte, yani dinler karşısında eşit duran, hiçbir dinin tanrısına inanmayan ama hiçbir inanca ve dine de saldırmayan ortalama zararsız bir ateist diyelim, olmaktan da öte din düşmanı, olmaktan da öte İslam düşmanı kesiliyor. Çünkü böyle bir şeye hakikaten de düşman olunması lazım ve yayılmasının durdurulması lazım. Ve dinli dinsiz herkesin bu cereyana karşı, bu katliamcı dine karşı örgütlenmesi ve önünü kesmesi ve buna dur demesi lazım. Öyle düşünenler var. Bu yola girenler var. Girdiği yolun yanlış olduğunu anlayıp hala dönmeyenler var. İşte bizim gibi kişileri dinleyerek iyi güzel hoş şeyler söylüyorsun da din senin gibi değil, senin anlattığın gibi değil. O din ise bildiğimiz katliamcı dindir. Alevi, Ermeni, Kürt'ü katleden dinin kendisidir. Sen boşuna uğraşıyorsun. Yağlayıp bollayıp, ambalajlayıp bize katliamcı dini, barış dini gibi sunma diyenler var. Fakat ben bildiğim gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. Yani ister inanın, ister inanmayın. Benim bildiklerim şunlardır. Bunların İslamiyet'le ve Kur'an'la ve Hazreti Peygamber'in pratikleriyle hiçbir alakası yoktur. Tam tersi aslında her Alevi öldürüldüğünde, her Ermeni katledildiğinde, her Kürt öldürüldüğünde peygambere bir kurşun sıkılmaktadır. Ve Kur'an-ı Kerim bir kez daha ayaklar altına alıp çiğnenmektedir. Katledilen aslında dini kendisidir. Neden? Bir böyle bir toplantıda sanırım Sivas'la ilgiliydi. Yine böyle oturmuştuk. O zaman sözü diğer bir arkadaşa verdi. Panelist bir arkadaşa. Şöyle başladı söze. İşte Sivas'ta öldürülenler ve bu katliama katılanlar aslında suçsuz. Yani suçsuz değil de saf. Ne yapsın? Adam Kur'an'a inanmış, peygambere inanmış.
E zaten Kur'an'da ve peygamberde var bu işler. Nitekim peygamber de Yahudileri Medine'de Beni Kurayza Yahudilerinin 600 tanesinin kafasını kesmişti. Bu iş öyle başladı. Sivas'ın saf Müslümanı ne yapsın? Bunun peygamberi böyle diye lafa girdi. Gerek panelin içindeki benim yaptığım konuşmayla, gerekse panelden sonraki süren uzun tartışmalar, kanıt göstermeler, delillendirmeler karşısında o arkadaşı böyle bir milim falan ancak yumuşatabildim. Böyle geri adım attırabildim. Hala öyle inanıyor yani. Suç diyor Kur'an'dadır ve peygamberin kendisindedir. Boşuna çırpınıp durmayın diyor. Şimdi ben bilime, akla inanmayan, deliller ve kanıtlar karşısında kendi bildiği dogmalar peşinden koşanlara bir şey demiyorum da, yani ilim, bilgi, delil, kanıt görünce bir fikir adamının, bir düşünce adamının, gelişmeye açık, ufku açık bir insanın hemen onlara teslim olması olur gerekir. Yani ilmin ve delilin gösterdiği yolda gitmesi lazım. Şimdi ben sadece Kur'an-ı Kerim'de bunları onaylayan ayetler var mı? Peygamber katliam yaptı mı? Bu ikisini cevaplandırmak istiyorum. Çünkü buraya dayandırılıyor. Şu anki muhtemel katliamları da bir şey oraya dayandırılıyor. Gitsen sorsan peygamber de yapmıştı, Kur'an'da da yazıyor diyor. Hatta bu öyle ki sadece adam öldürmekle kalmıyor. Adam karısını dövüyor. Nitekim Kur'an'da da karılarınızı dövebilirsiniz yazıyor diyor. Yani bir kişi önce bir iş yapılıyor, sonra o peygambere ve Allah'a iman ediliyor. Şimdi bu katliam kültürünün çıktığı yer esasında Kerbela'dır. Kerbela'da Hüseyin ve taraftarları katledilince ve bu korkunç bir olay olarak o günkü İslam dünyasına ve dünya kamuoyuna yansıyınca ve bunu yapanlar bunu izah edemeyince, buna meşruiyet aramaya başladılar. Çünkü bu katliam yapıldığında Yezid ve tayfasının, yani Emevi tayfasının Müslümanlıktan çıktığına inanılıyordu. Bırakın Yezid'i, halife, üçüncü halife Osman öldüğünde Yahudi mezarlığına gömülmüştü. Çünkü öldüğünde 1 milyon dinarı biriktirdiği anlaşılmıştı. Ve Medine'de kendisine bir saray yaptırmıştı. Diğer halifelerin hiçbirisi bunları yaptırmamıştı. Öldüklerinde de hiçbir mülkiyet bırakmamışlardı. Halife Osman böyle olunca o günkü ona karşı çıkaran muhalifler, muhalif sahabelerin büyük çoğunluğu, yani kahir ekseriyeti, %90'ı filan, bu dediler peygamberin yolundan çıktı. Çünkü bunu ancak bir Yahudi yapabilir. Müslüman böyle bir şey olamaz. O zaman dediler bunu Yahudi mezarlığına gömelim. Onun Müslümanlıktan çıktığını düşünüyorlardı. Ta Muaviye zamanında aradaki duvar yıkılarak Yahudi mezarlığıyla Müslüman mezarlığı birleştirildi. Böyle Müslüman mezarı içine alınmış oldu. Ta 40-50 sene sonra. O dönemde ölenlerin büyük bir çoğunluğu artık bu iş bitti, peygamber öldü, dinden döndü, onun yolunda giden sahabelerin çoğu Yahudi oldu, paraya tapıyor, saray yaptırıyor, şu yaptırıyor, bu yaptırıyor diye. Bir katliam yapmadı halde, yaşantısından dolayı bu iş bitti dediler ve çoğu da Medine'yi terk etti. Şimdi Yezid dönemine gelince, bırakın saray yaptırmayı, 1 milyon dirhem bırakmayı,
Peygamberin torunu Hüseyin ve onun yanında olan 72 tane çoğu kadın ve çocuk ve peygamberin akrabasını çölün ortasında katlettiler. Hüseyin'i 3 gün boyunca bir grup atlı birliğe başsız cesedini çiğnettiler. Yok olup gitsin diye çölün kumları içerisinde. Ve cesetler ortada kaldı çölün içerisinde 15 gün boyunca. Korkudan gidip kaldıramadılar bile. Şimdi bu olayla beraber aslında İslamiyet doğduğu topraklara gömüldü benim görüşüme göre. İslamiyet peygamberin vefatıyla beraber bitmiştir. Peygamberle beraber 10 sene Medine'de ne yapacaksa yapmıştır. Dünyaya göstereceğini göstermiştir. Medine Sözleşmesi'yle falan. Onun vefatıyla beraber de ilerlemesi durmuştur. Osman'a kadar gelen halifeler döneminde böyle az çok böyle birkaç girişimle sendeleyerek bir şeyler yapmaya çalışsa da Muaviye'den sonraki Yezid döneminde Kerbela'da doğduğu toprakların altına gömülmüştür ve hala orada yatmaktadır. Orta gördüğünüzün İslamiyet'le falan bir alakası yoktur. Emevi, Osmanlı, Selçuklu saltanatları ve Osmanlı saltanatı yekpare bir tarihtir. Hepsi birbirinin devamıdır. Ve hepsi Kerbela'dan sonraki karşı devrimi ifade eder. Bunu İslamiyet olarak göremeyiz. Bizatihi bunlar saltanat kurarak, cariye hayat yaşayarak, haremler oluşturarak, fetih adı altında işgallere girişerek, ta Ebu Bekir döneminde fetih adı altında işgaller başladı. Horasan, Türkmenistan, Kürdistan, İran, Anadolu, ta Ermenistan'a kadar atlara binip böyle dünyayı kurtaracağız diye harekete giriştiler. Tepedeki halifeler iyi niyetliydi. Onların böyle yağma katliam gibi bir düşüncesi yoktu ama iş alta doğru indikçe fetih adı altında katliama, yağmaya ve zorla din değiştirmeye iş dönüştü. Şu anda Amerikalılara gitseniz sorsanız niye Irak'a gittiniz diye 1 milyon kişi öldü. İnsan hakları, demokrasi ve özgürlük getirmek için diyecekler değil mi? Yani arkadaşlar gayet iyi niyetli yani. Dünyayı çağdaşlaştırıyorlar, modernleştiriyorlar. Geri kalmış toplumları ilerletiyorlar. 1 milyon kişi öldü birader. O kadar işkence, o kadar yağma, katliam, talan alta inince böyle oluyor. Stalin Hitler orduları Berlin'e doğru geri çekilirken Kızıl Ordu'nun Hitler ordularının, Nazi ordularının çekildiği yerlerde katliam yapılmasını kendisine sorulduğunda diyor ki onlar Nazi yayılması esnasında köylerinde, kasabalarında evleri, barkları yakılmış, yıkılmış, analarına, bacılarına, kızlarına tecavüz edilmiş, katledilmiş insanlardır, çocuklardır. Şimdi onlar da geri Nazi ordularını püskürtürken aynı şeyleri onlara yapıyorlar. Buna diyor ben savaşta mani olamam diyor. Yapmayın desem bile buradan oraya gücüm yetmez diyor. Onun kendine has bir pratiği var. İntikam hırsıyla dolu annesinin babasını düşünüyor. Ben de onu ona yapacağım diyor. Şimdi yukarıda iyi şeyler düşünülebilir ama aşağıya indiği zaman bu katliama dönüşüyor. İslam tarihinde de bu böyle olmuştur. Bütün fetihler mazlumları kurtarmak, dünyaya adalet getirmek için yola çıkılır ama iş katliama, talana dönüşür. Bu İslam tarihinde bir tecrübe olarak yaşandı. Dev bir tecrübe olarak karşımıza duruyor. Bu nedenle mesela ben şu anda görüş olarak fetih hareketlerine şiddetle karşıyım. Savunma dışında hiçbir şekilde savaşa izin yoktur. Nitekim peygamberin Medine'deki 10 yılında bunun böyle olduğunu görüyoruz. Lafı oraya dayayacağım. Peygamber Medine'de 10 yıl bir sistem kuruyor, toplumsal düzen kuruyor. Medine Sözleşmesi ile Yahudilerin içinde bulunduğu 17 tane kabileyi bir araya getiriyor.
ona kadar dünya tarihinde görülmüş bir şey değildir. Medine Sözleşmesi. Konfederal, demokratik konfederalizm dediğimiz şeyi orada uyguluyor çağımızda. Kabileler var. Kabilelerin dinlerine karışmıyor, içlerine karışmıyor. Serbestsiniz diyor. Öyle dinleri, dilleri, gelenekleri, isimleri, cisimleri hiçbir şeyle karışmıyor. Medine Sözleşmesi'nde en çok 5 kelime geçiyor. Adalet, barış, sulh, difa, savunma, maruf, yani ortak değerler, ortak insani değerler ve herkes kendi dininde serbesttir. Bu Yunanistan'daki Yunan site devletlerinde çok daha ileri bir anlayıştır ve dünyada o gün için bir eşi benzeri yoktur. Medine Sözleşmesi'nde. Kendisini hakem korumunda tutuyor. Ben diyor devlet başkanı değilim. Lider değilim. Toplumun önderi falan değilim. Sadece bana bir dava getirilirse adalette karar verecek bir hakemim diyor. Kendine inen dinin ismi İslam, Medine Sözleşmesi'ne geçmiyor. Kendine inen kitabın ismi Kur'an, Medine Sözleşmesi'ne geçmiyor. Peygamberin kendi ırkı Arap, Medine Sözleşmesi'ne geçmiyor. Medine Arap'tır demiyor. Her şey İslam dinine göre olacaktır. Her şey Kur'an'da ne yazıyorsa o geçerli olacaktır da demiyor. Adalete, barışa, aramızdaki ortak değerlere göre beraber karar vereceğiz diyor. Bunu 10 yıl denemiştir peygamber. 3 tane Yahudi kabilesi daha sonra saldırgan müşriklerle işbirliği yaparak anlaşmayı bozmuştur. Ama geri kalan 18 tane Yahudi kabilesi vardı. 15 tanesi devam etmiştir. Peygamber vefat edinceye kadar. Şimdi derler ki bu anlaşmayı bozan Nadir oğulları Hayber'de yaşıyordu. Peygamber Hayber kalesini fethetmeye gitti. Beni Kurayza oğulları anlaşmayı bozdu. Onların da üzerine yürüdü. 600 tane Beni Kurayza erkeğini yanında Hazreti Ali olduğu da halde ve o da elinde Zülfikar'la vurup vurup Yahudilerin erkeklerin kafasını keserek açmış olduğu Medine'nin çukurlarına doldurdu. Kadın ve kızlarını da arkadaşlar arasında cariye olarak dağıttı. En güzelini de kendisine aldı. Aldığı kadınla da açmış olduğu çukurların yanında o gece çadır kurdu. Kadın da ay ve nifas hali, aybaş halinde olduğu halde orada kadınla yattı. Yazıyor. Bunu kim yazmış? Ya bunu peygamberin düşmanları yazmış. Yani bu kadar yalan olur mu yani? Yani bizim Kayseri'de bir söz var, alnını kaşımak denir yani böyle. Çıldırtan bir şey. Adam kaşıya 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 sağlığında karşı koyamayınca öyle bir yalan atmış ki bunu ne zaman yazmışlar? Peygamberin vefatından 100 yıl sonra İbni İshak adındaki bir tarihçi bunu kitabında yazıyor. 148 yıl boyunca Müslümanların herhangi birisi böyle bir şey bilmiyor. Bu kim? Bu da Yahudilerden dönme, onlarla beraber düşen kalkan onların torunları Medine'deki. Medine'deki Yahudiler kim? Milattan sonra 72 yılındaki Roma işgali sırasında Kudüs'ten kaçarak Mekke'ye, Medine ve Hicaz yöresine gelen Yahudiler. Roma katliamından kaçarak Mekke'ye aşağıya Medine'ye gelmişler. Peygamberin zamanında Medine'de karşılaştığı Yahudiler işte onların torunları. Milattan sonra 72 yılında Kudüs'teki işgal sırasında rakamlar bile aynı. 600 veyahut da 900 Yahudi erkeği asılıyor, öldürülüyor. Bunlara zelotlar deniyor. Yani Yahudi yurtseverler. Kudüs'ü savunurken Roma işgaline karşı katlediliyorlar. Savunmasız kalının diğer Yahudi aileleri de akın akın yollara düşüp Mekke Medine civarına Hicaz'a göç ediyorlar.
Peygamber Medine'ye geldiğinde işte bunların torunlarıyla karşılaşıyor. Onların zihinlerinde ve hafızalarında 600 veya 900 kafası kesilen veya öldürülen, öldürülen Roma'ya karşı ayaklandığı için Yahudi yurtseverler kültü olduğu için sanki bu Medine'de peygamber yapmış gibi 148 yıl sonra onu peygambere mal edip İslam tarihine bu şekilde kayda geçiyorlar. Sanki onu peygamber yapmış gibi. Halbuki peygamber gidiyor onlara diyor ki 63 tane Medine'ye saldırı düzenleniyor. Ben bunlara ilgili, sırf bunlara ilgili bir kitap daha yazıyorum inşallah. Medine komünü savunması diye. Medine, o günkü peygamberin Medine'si Paris komünü gibidir. Kısacık 10 yıl sürmüştür ama bir yıldız gibi parlamıştır ve 63 kez saldırıya uğramıştır. Kim bu saldıranlar? Toprak ağaları, para babaları, Roma ile ve İran devleti ile işbirliği içerisinde olan, onların hesabına çalışanlar, Irak'ta, Suriye'de, Habeşistan'da, Suudi Arabistan'da, o zamanki Arabistan'da ne kadar zengin, kodaman toprak ağası varsa, kral varsa, eğer bu Medine'deki model yayılırsa bizim işimiz bitecek, krallıklarımız sona erecek, topraklarımız elimizden gidecek diyenler Medine'ye saldırmıştır. Şimdi takip edin, göreceksiniz. Rojava'da bu demokratik konfederalizm başarılı olsun. Çünkü Rojava demokratik deklarasyonunu ben okudum. Medine Sözleşmesi'nin girişine benziyor. O nedenle umutluyum da inşallah güzel işler yaparlar. Ama şunu bilin ki başarı olduğu takdirde dünyanın leş kargaları tıpkı Medine'ye saldırdıkları gibi buraya saldıracaklar. Antikapitalist, demokratik, konfederal, Türkmenlerin, Arapların, Kürtlerin, Çerkezlerin bir arada olduğu bir anlayış savunuluyor şu anda Rojava'da. Bunun başarılı olduğu takdirde, bölgeye yayıldığı takdirde bütün Orta Doğu'nun dengelerini alt üst edeceği için bütün bölgenin kralları, şahları, şeyin şahları, para babaları telaşa kapılır mı, kapılmaz mı? Aynen böyledir Medine. 10 yılda alt üst etmiştir ve hepsi telaşa kapılır. 63 kez saldırıya uğramıştır. Bunların 27 tanesine peygamber bizatihi katılmış. Savaşa katılmış değil. Direnişe, silahlı direnişe katılmış. Kur'an-ı Kerim'de savaşmak izne tabidir arkadaşlar. İlk kez savaşla ilgili ayet Haç suresinde geçer. Ve şöyle başlar. Yurtlarından çıkarılanlara, yani Medine'den çıkmak zorunda kalanlara, çünkü suikasta uğradı mecburen. Evini, barkını, yurdunu, her şeyi terk edip Medine'den çıktılar. Her şeylere el koydular. Ve kendilerine zulmedilenlere silahlı direniş, silahlı mukavemet, öz savunma için izin verildi. Uzine. Arapça böyle başlar. İzin verildi. O zamana kadar izin yok muydu? Yok. Geliyorlar, diyorlar ki ya kılıç yapalım, silahlanalım. Üzerimize geliyorlar, Medine'ye saldırıyorlar. Dışarı çıkan insanlara el koyuyorlar. Medine'deki bütün mallarımıza, mülklerimize, her şeylerimize, bağlarımıza el koydular. Direnelim ya Resulallah, karşı koyalım denize mi? Hayır diyor. Sakın elinizi kılıca mılıca ulaşmayın. Ama en sonunda onların mukavemet yapmasına izin veriliyor. Şimdi Bedir, Uhud, Hendek gibi 63 tane irili ufaklı savaş var. Bunların hepsini ben o söylediğim kitapta tek tek anlatıyorum. İstisnasız. Bakın istisnasız. Tek bir istisnası bile yok. Hepsi saldırıdır. Medine'ye saldırıdır. Saldırısız, durduk yere gidin şu kavmi ele geçirin, gidin şunları haraca bağlayın, gidin şunları zorla Müslüman yapın diye hiçbir olay yoktur.
kesin bir dille söylüyorum. Çok iyi inceledim. O nedenle ben kesin inançlıyım bu konuda. Ama peygamber vefat ettikten sonra neye? Biraz önce anlattığım gibi Medine'yi kurtardık. Orta Arabistan'ı kurtardık. Başka yerleri de kurtaracağız diyerek fetih adı altında kurtarma, dünyayı kurtarma, aleme nizam verme sevdasına kaptırıyorlar kendilerini. Sonuç karşı devrimin gerçekleşmesiyle, yani peygamberin yolunun terk edilmesiyle sona eriyor. Peki bu kadar tarihte orayı burayı işgal ederek zorla Müslümanlaştırmalar var. Buna ne diyeceksin? İşte bugün Maraş konuşulacak şimdi. Allah adına, din namına, Kur'an'da geçiyor diye yapılan katliamlar var. Buna ne diyeceğiz? Bunun hiçbirisinin sorumluluğunu üstlenmeyeceğiz mi? Yok kardeşim, dinde böyle şeyler. Hepsi uydurma, hurafe diyerek işin içinden bu kadar sıyrılmak kolay mı? Değil. Ben tarihin yükünü üzerime alarak, bu ağır yükün altında olduğumu bilerekten konuşuyorum. Şimdi aynı şeyi mesela bir Marksist de kendisini şöyle düşünürse belki beni biraz anlar. Şimdi madem sen Marksist olduğunu söylüyorsun kardeşim, o zaman başlayalım. İşte Çin'den başlayalım mesela. Çin'de işte Türkistan zulmü var, Pol Pot rejimi var, Kore'de şeyde Yugoslavya'da Tito var, orada şu var, burada bu var. Bu esnada yapılan bir sürü haksızlıklar, cinayetler, katliamlar var, öldürmeler var. Peki bütün bunların hepsini bir mahsus olarak üstleniyor musun? Hesabını verecek misin? Sen o zaman ne dersin? Onların hiçbirisi beni ilgilendirmez kardeşim. Lenin öldü, bu iş bitti mi diyeceksin? Hatta Lenin yaşarken bitti. Hatta hiç sosyalist devrim olmamıştı diyen bile var. Ben birisine böyle sordum, sosyalistin birisine. Birisi Lenin öldü, bu iş bitti dedi. Bütün suçlu Stalin dedi. Öbürü dedi ki ya bırak Lenin'i. Sovyetler Birliği'ne sosyalist devrim olmadı işte. Dünyada sosyalist devrim mevrim yok kardeşim dedi. Sen neden bahsediyorsun? Şimdi buna benziyor biraz. Şimdi biz bunların birincinde olarak konuşmamız lazım. Ama bildiğim bir şey var. Peygamber katliam yapmamıştır. Ve son olarak da Kur'an-ı Kerim'de İnanmayanları öldürün diye bir ayet yoktur. İnanmayanları öldürmek, hele hele bir insanı öldürmek Kur'an-ı Kerim'e göre korkunç bir günahtır. Kur'an-ı Kerim der ki Bakara suresinde, bir insanı öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. Bir insanı yaşatan da bütün insanlığı yaşatmış gibidir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu ayet dura dura. Keza yine Kur'an-ı Kerim'de Muhammed suresinde saldırı esnasında saldırganlardan ele geçenler olursa onlara ne yapılacağı Muhammed suresi 4. ayette açıklanıyor ve deniyor ki fidyeli veya fidyesiz serbest bırakın. Yani bugünün diliyle vermiş oldukları zararı tazmin ettirerek. Saldırdınız, burayı yıktınız, devirdiniz. Ama kaçamadınız, elimize düştünüz. Direnişin eline düştüler. Ne yapacağız bunları? Verdikleri diyor zararı ödettirin. Veya lanet olsun, biz tamirat yaparız diyorsanız da serbest bırakın gitsin diyor. Peki kadınları, kızları, köyleri basıp erkekleri esir edip inanmıyor diye kafasını kesip karılarını, kızlarını cariye yapıp dağlara götürüp 3 gün sonra tekrar getirme, bu işin yaptıkları. Üstelik de bayrakların üzerinde Allah Resulü Muhammed yazıyor. Siyah bayrağın üstünde. Hepsini din namına yapıyorlar. Bunlar ne oluyor peki? Bunların dinle hiçbir alakası yok. Bunlar sadece kendi hırslarına ve ihtiraslarına dini alet ediyorlar. Peki kardeşim, senin söylediğin mi doğru? Onlara söylediğin mi, yaptığın mı doğru? Nereden anlayacağız? Denilirse. Şimdi ben eğer İslam'da
İnanmayanları öldürün diyen. Peygamber katliam yapmış. Bütün bu katliamların da örnekliği Kur'an'ın kendisi ve peygamberin kendisi ise kardeşim. Eğer bu gerçekten böyleyse, ben bunu zamanında çok yüzleştim. Biraz önce arkadaş yüzleşmeden bahsetti. Bu da bir yüzleşmedir. Ben de bunlarla yüzleştim. Yani dinimle yüzleştim. Bana öğretilen dinle yüzleştim. Bu din katliam emrediyorum, emretmiyorum. Katliamın dini bir temeli var mı yok mu? Bunlarla ben zamanında yüzleştim. Eğer hakikaten mi gerçekten Kur'an-ı Kerim'de inanmayanları öldürün dendiğini, peygamberin gerçekten katliam yapan birisi olduğunu görseydim, herkesten önce ben bu dinden çıkardım. Dinden çıktığımızda böyle ağız ağız bağıraraktan söylerdim. Çünkü bunun söylenmesi lazım. Söylenmek faydalı bir şey o zaman. Çünkü geri kalanlar için zarara dokunmuş oluyor. Ben böyle bir şey görmedim. Hakikaten görmedim. Şimdi bazı gençler benim yanıma gelerek diyor ki, ya biz bu dinden çıkıyoruz. Yani yok. Seninkiyle de olmuyor. Niye? Ya sen iyi güzel şeyler anlatıyorsun ama inanılır gibi değil. Yani inanılır gibi değil. Niye? Çünkü sen teksin. Veya senin gibi birkaç kişi daha var yani. Saysan kaç kişisiniz? Ama öbürleri çok. İşinden tut, bilmem nesine kadar. Bir sürü adam böyle din namına katliam yapıyor. Aa, burnumuzun dibinde IŞİD, aa bilmem nerede, bilmem selefiler, cihatçılar filan. Ben de onlara diyorum kardeşim, şimdi onlar benim de zaten öldürülmem gerektiğini söylüyorlar. Mesela IŞİD dergisinde benim resmim bastı. Katli vacip dedi. Yani ortalama bir Müslüman olmayandan daha tehlikeli bir durumdayım ben şu anda. Yani Müslüman olmayanın erteleyebilirler. Hidayeti erebilir belki diye. Ama beni affetmeleri, ertelemeleri mümkün değil. Görüldüğüm yerde öldürmem lazım onlara göre. Çünkü ben İslam'ın içine girmişim, onun içinden konuşuyorum. Daha nereye hidayet edeceğim? Ama derler öbürünün hiç olmazsa İslam'ın haberi yok. Belki onu Müslüman edebiliriz de. Bu zaten Müslümanlığın içerisine girmiş, onu fesada sürüklüyor gibi görüyorlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi beraber yürüteceğiz. Bunun başka bir yolu yok. Çünkü bu bir zulümdür. Zulmün din adına yapılması fark etmez. Evet. Bir Müslüman firavun olabilir mi? Olabilir. Zalim olabilir mi? Olabilir. Zalim ne demek? Hak yemek demek. İnsanların, milletin, bir kavmin hakkı yenir. Onu yenmek suretiyle zulmedilebilir. Aynı zamanda firavunlaşabilir de. Firavun inanıp inanmamayla ilgili bir kavram değildir. Edip eylemekle, yapıp yapmakla ilgili bir kavramdır. Mesela firavunluk esasında bir baba mesela ailesinde firavun olabilir. Otoriter ve totaliter, söz dinlemeyen, karşıdakine değer vermeyen, benim dediğim olacak diyen herkes firavundur. İster baba olsun, ister bir yerin yöneticisi olsun, ister ülkeyi idare eden kişi olsun. Bunun tipi örneği şudur. Bununla bitireyim. Firavun avanesine der ki, demek benden izin almadan Musa'nın tanrısına inandınız. Bakın söze dikkat edin. Demek benden izin almadan Musa'nın anlattığı Tanrı'ya inandınız veya Musa'ya inandınız. Görürsünüz sizi ellerinizi kollarınızı çaprazlama keseceğim, vurma dallarında sallandıracağım der. Şimdi burada dikkat edilirse önemli olan Musa'nın Tanrısına inanmak değildir. Önemli olan inanmak inanmamak değildir. Önemli olan Firavun'dan izin almaktır. Ondan izin al da istersen git soğana tap. Önemli değil. Yeter ki önce ondan izin al. İşte firavunluk tam budur. Tam budur. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Belki soru cevap bölümünde biraz daha kalabiliriz. Bir televizyon programına yetişeceğim saat 22'de ama orada biraz daha açımlayabiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Açıkçası soru cevap bölümüne kalmanız çok isteriz ama görüyorum ki
Evet, şimdi güzel bir toplantı oluyor. Keşke sonuna kadar kalabilseydim ama önceden vakti tayin edilmiş bir televizyon programımız var. Cuma günleri ona yetişmek durumundayız. Bu nedenle ben bu 5 tane soru soruldu. Birbirine de yakın aslında, iç içe geçmiş vaziyette ama onları müsaadenizle kısaca cevaplandırmaya çalışayım. Şimdi İslam ve Müslümanlık arasında bir ayrım yapılabilir. Bazı yazarlar, Müslüman yazarlar bu ayrımı da yapmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de İslam kelimesi geçer. Allah katında din İslam'dır der. Fakat bunu Kur'an-ı Kerim indikten 1400 yıl sonra biz okuyarak söylüyoruz. Acaba Kur'an-ı Kerim ilk geldiğinde, ilk ortaya çıktığında Allah katında din İslam'dır dediğinde ne anlıyorlardı? Bugün Emevisiyle, Abbasisiyle, Selçuklusuyla, Osmanlısıyla, Şeyhülislamıyla, fetih hareketleriyle, işte katliamlarıyla, işgalleriyle yaşanmış bir tarih var. Şimdi bütün bu tarihi İslam'a mal edip Allah katında doğru olan İslam budur dediğimiz zaman buna doğru bir yorum yapmış olmayız. İslam kelime anlamı itibariyle silm kökünden gelir ve barış demektir. Din de yol demektir. Alevilik bunu çok kullanır. Yol. Yol cümleden uludur. Yola girmek, yolda yürümek. Yolda yürümek demektir. Sünnet de yol demektir. Mezhep de yol demektir. Tarikat da yol demektir. Bütün bunlar yol anlamına gelir. Yani bir kişinin hayat yolu, hayatta takip ettiği ilkeler, prensipler, onun yoludur. Yani onun dinidir. Allah katında yol barıştır. Söylenmek istenen bu. Yani Allah'ın insanlar için öngördüğü yürünecek yol, en değerli yol, dünya görüşü, yeryüzünde savunulacak şey barıştır. Dinlerin, halkların, mezheplerin, etnik kökenlerin, coğrafyaların, renklerin birbirini öldürmesini durdurmak, onları barış içinde bir arada yaşatmak. Allah katında tasvip edilen, öngörülen yol, din budur. Yani barıştır. Onu söylüyor. İlk çıktığında bu anlama geliyordu. Bugün işte sizlerin savunduğu şeyin aynısıdır. Hiçbir farkı yoktur. Ama İslam'da git bir IŞİD'ciye sor. Git bir AKP'li türle sor. Bir tarikatçıya sor. Cübbeli Ahmet'e sor. Benim bu söylediğimden fersah fersah uzakta şeyler söyler. Ve arada bağlantı bile yoktur. Çünkü İslamiyet yeryüzünün tozuna toprağına bulanmıştır. Halkların, kralların, padişahların hırslarına alet edilmiştir. Tanınmaz hale gelmiştir. İlk safiyetini kaybetmiştir. Şu anda biz var gücümüzle devrimcilerin, devrimin ilk yıllarındaki devrimci safiyeti, devrimci ateşi, savunmaları gibi biz de Müslüman devrimciler olarak İslam'ın ilk yıllarını savunuyoruz. Onu çağımıza taşıyoruz, onu buraya getirip yeniden yorumluyoruz. Ve dine karşı din ortaya çıkıyor böyle olunca. Yani bizim savunduğumuz İslam'ın ilk yıllarına ait saflıkla kurumsal din bu sefer karşı karşıya geliyor. Ve kendi içerisinde alternatif bir şey üretiyor. Mesela beni kendi memleketimde kitap fuarına sokmuyor bu kurumsal dinin mensupları. Şu anki AKP dini haline gelmiş olan insanlar bu adamın fikirleri yayılırsa bize yer yok diyerek sokmak istemiyorlar. Hiçbir yere çıkarmıyorlar. Dışlıyorlar, afroz ediyorlar ve söylediğimiz sözlerin Sünni kitleye ulaşmaması için her türlü şeytanlaştırmayı, her türlü marjinalleştirmeyi ellerinden geldiğince yapıyorlar. Bu kaçınılmazdır arkadaşlar. Bu kaçınılmaz olarak böyle olacaktır. Biz bu noktada
birisiyle aynı dine mensup görünebiliriz. Mesela işitçi Allah Resul Muhammed yazıyor bayrağında. Allah Resul Muhammed benim de inandığım değerlerdir. Ama benim inandığım değerleri adam bayrağın altına asmış, onun altına katliam yapıyor. Kadınları cari yapıyor, götürüp pazarda satıyor. Allah Resul Muhammed bayrağın altında. Ona ben de inanıyorum. Ne yapacağız şimdi, kendimizi onu nasıl ayıracağız? Onun inandığı Allah Resul Muhammed de benim inandığım Allah Resul Muhammed karşı karşıya geliyor. Savaşıyor. Bu ikisi karşı karşıya geliyor. Çünkü ben o zulmediyorsa mazlum olan gayrimüslimle beraber olurum. Zalim olan Müslümana karşı savaşırım. Bu yol bunu gerektiriyor. Çünkü o zulmediyor. Zalim, adalet, adalet zulüm dengesi söz konusu olunca dinden ortadan kalkar. Aynı inançtan olduğunuz insanlarla da adalet zulüm meselesinde karşı karşıya gelebilirsiniz. Çünkü o zulmediyor. Benimle aynı inanca sahip ama zulmediyor. Daha doğrusu benimle aynı inanca sahip olduğunu söylüyor. O çıkmış oluyor gerçi o inançtan ama o hala o inançta olduğunu söylüyor. Dolayısıyla İslam doğru olan şeydir. Müslümanlık tarih boyunca halkların ürettiği İslam anlayışına denilebilir. Mesela İran'ın bir Müslümanlığı vardır. Anadolu'nun Müslümanlık anlayışı vardır. Arapların Müslümanlık anlayışı vardır. Avrupa'da yeni yeni ortaya çıkan bir Müslümanlık anlayışı vardır. Yeryüzünün her yerinde halklar genellikle bütün her şeyini terk edip yeni dine geçmezler. Yeni dinden kendilerine uygun olanı alırlar. Eski inançlarını da devam ettirirler. Onu onunla ifade ederek yeniden üretirler. Bu da gayet normaldir. Çünkü İslam da sonuç itibariyle halkların bütün inançlarını terk etmesini, her şeyiyle dört dörtlük bir inanç getirdiğini falan söylemiyor. Evrensel değerlerde buluşalım diyor. Evrensel değerlere uygun kendi inançlarınızı sürdürün. İslam'ın getirdiği inançları onlarla da birleştirip bir yerde buluşturarak yürüsün diyor. Bu anlamda Müslümanlık biraz halkların geleneklerinin de karıştığı bir İslam anlayışı yorumu oluyor. Ama İslam Kur'an'da anlatılan henüz daha yeryüzünün tozuna toprağına bulanmamadan önceki teorik hali ifade ediyor. Şimdi dinler tarihiyle ilgili yorumlar muhtelif. Mesela bir görüşe göre insanoğlunda evrim sürecinde Allah fikri 71 yıl önce doğmuştur. Ondan evvel öyle bir metafizik düşünce yoktu beyinde denilir. Bunu işte 100 bin yıla kadar falan götüren de vardır. İşte önce alimist düşüncelerle başlamıştır. İnsan yaşadığı yere göre bir din icat etmiştir. Bunlar hala yanlışlanması, farklı farklı görüşlerin ortaya çıkması devam eden bir tam teorilerdir. Mesela Göbekli Tepe diye Urfa'da bir yer ortaya çıktı. Tepe yapmışlar ve yaptıkları tapınağı tepenin içine gömmüşler. Bir Alman arkeolog bu tepeyi ortaya çıkardı. Deşerken baktı ki tepenin altında kocaman 12 tane tapınak var. Her bir tapınağın ortasında bir tane sütun var, etrafında da 12 tane sütun var. Bunlar ne ifade ediyor? Üzerine bir sürü yazılar var. Bu 12 neyin nesidir? 12. İsa'nın 12 havarisi mi? Hristiyan mı? Hristiyan derse 12 bin sene önce. Yani milattan önce 12 bin sene önce. Ne İsa'sı? Şimdi herkes işte oradaki 12 şeyine takılarak işte bu bizim Alevilik'teki 12'ye benziyor. İşte ilk Alevi kantarları bunlar falan diyen Alevi araştırmacılar var. Gökteki 12 kutup yıldızının yerdeki ifadesidir. Herhalde onu ifade ediyor. Çünkü 12 tane aynı tapınakta 12 tane sütun var. Böyle artı işareti, haç gibi. Bunlar insanı mı temsil ediyor? Bu tepeye bunu nasıl yapmışlar? Henüz 12 bin sene önce ne vardı? Tarama geçilmemişti. Bunlar avcı toplayıcı topluluklar olmalı. Peki avcı toplayıcı topluluklar nasıl oluyor da böyle dev binalar yapıyorlar? Tek bir sütunla oluşan böyle devasa hesaplanıyor. Bununla ilgili bir sürü belgeseller çekildi. Şimdi
dinler tarihine girdiği için ben de çok ilgi alanımda yakından izliyorum bu konuyla ilgili bütün kitapları, belgeselleri filan. O dev blokları avcı toplayıcı topluluklar nasıl taşıdılar? Ha demek ki insanlar avcı toplayıcıken de bir metafizik fikre sahipler. İlla yerleşik tarıma geçtikten sonra kurulan düzeni korumak için dinler ortaya çıktı. Görüşü burada çökmüş oluyor. Düzen olmadan da böyle bir mabet yapımı falan söz konusudur. Dolayısıyla burada dinler tarihindeki teoriler sürekli yeni yeni alt üst oluşlarla gelişiyor. Ben din fikrinin, yani din değil de inanç, Hikmet Kıvılcımlı'nın tabiriyle insan beyninde sökülüp atılamayan bir unsur olduğunu düşünüyorum. Yani bu kişinin yaşadığı çevreden bağımsız, bu beyindeki bir şey. Yani merak, gizem, ne olacağım, görünce nereye gidiyor bu insanlar, gökyüzünün derinliklerinde ne var, babam annem öldü, kemikleri nereye gitti bu, ona niye konuşalım, ölüm nedir? Bunlar çok metafizik şeylerdir ve bu insan zihni bununla çok meşguldür. Ve yarın ne olacak? Şu anda bile hala çok güncel bir şekilde bütün cincilik, hocalık, şıhlık, şeyhlik, müneccimlik bu meraktan besleniyor. Şu anda ruhbanların, eski din adamlarının görevlerini televizyonlarda gazeteci, yazar veya araştırmacı, aydın olanlar ifa ediyor. Nedir o? Ne olacak sorusu. 2019'da ne olacak? Bütün gazeteciler, yazarlar şimdi bunu konuşmuyor mu? Bunu eskiden ruhbanlar yapardı. Ne olacak? Yarın ne olacak? Göremediğim yerlerde ne var? Şimdi bu insanoğlunun bilinmezlikleridir. Ve buradan beslenir. Ve bu hiçbir zaman durmaz. Yanlış da yönlendirilir. Doğru bilgi vererek doğru da yönlendirilir. Benim görüşüme göre insanla beraber her zaman bunlar olacaktır. İnançlar ve dinler insanla beraber, insanoğlu yaşadığı sürece sonsuza kadar, işte pozitivist bir dönem gelecek, dinler ortadan kalkacak. Bu boş bir hikayedir. Böyle bir şey yok. Kaldı ki dinden ne anladığınıza göre de bu değişir. Ben dinden biraz önce anladığımı söyledim. İnançı anlamıyorum. Mesela sizin halkların demokratik inanç komisyonu diyorsun. İnanç, inançlar. Din ayrıdır, inanç ayrıdır. Biz dinden inancı anlamıyoruz. İnanç başka bir şey. Din yol demektir. Sizin dininiz, sizin ideolojiniz, yolunuz, dünya görüşünüzdür. Nasıl bir gündelik hayat yaşıyorsunuz? Hayatta neleri takip ediyorsunuz? İşte bir haftanız nasıl geçiyor? O sizin dininizdir. Ve bu toprakların nasıl olmasını istiyorsunuz? Halkların bir arada nasıl yaşamasını istiyorsunuz? Kimin hakim olmasını, egemen olmasını? Nasıl parayı bölüşmeyi düşünüyorsunuz? Topraklar, bağlar, bahçeler, altın, gümüş kimin olacak? Kime ne kadar verecek, ne kadar bölüşecek? Bunlar hepsi dindir. Öldürene ne yapılacak? Çalana ne yapılacak? Hakları ihlal edene ne yapacak? Bunlar hepsi dindir. Dolayısıyla din davranış demektir. Bir kişinin davranışı onun dinidir. İnanç ise yargılama, sorgulama ve ötekileştirme konusu yapılamaz. Niye şuna inanıyorsun? Niye mi? Hiç sorgulayamayız yani. Davranışı sorgularız. Davranış da hukuk demektir aslında. Şimdi buradan gittiğimiz zaman bir insanın ateist olması, Müslüman olması, olmaması, hangi inanca, neye inanıyor hiç önemi yoktur. Çünkü yargılama konusu değildir. Sorun değildir yani. Nasıl davrandığına bakılır. Davranışı güzel olan herkes iyidir. Allah katında makbuldür. Cennetin orta yerinde yeri de hazırdır. Ben öyle inanırım. Kimin? Davranışı güzel olan. Bu kadar. Şimdi dini böyle tanımladığımız zaman çok kolaylaşıyor. Ama
Allah'a inanıyor musun? Cennete inanıyor musun? Şuna inanıyor musun? Buna inanmıyor musun? Sırat köprüsü var mı falan? Bu dediğin zaman oradan çıkamayız. Mahvoluruz yani. Din o değildir ha. Sakın ha oraya girmeyin. Kardeşim nasıl inanıyorsa inan. İstersen soğana tap. Bak şu anki benim inancım şu. Bunu İslam üzerine kafa yoran, hatta diğer dinlerde de söyleyen pek kimse görmedim. Rahiplerin çoğuna sordum. Kabul etmedi. Benim görüşüme göre Mecusi ateşin etrafında dönen Mecusi düşünün. Oradaki yanan ateşle evin etrafına dönen Müslüman Kabe, Kabe ile ateş arasında hiçbir fark yoktur. Bunlar putperestlik de değildir. Eğer putperestlikse Kabe de putperestliktir. İnek putperestlikse o zaman Kabe de putperestlik. Çünkü o zaman sen de taşa yapıyorsun. Elini taşa sürüyorsun. Evin etrafına dönüyorsun. Bu ne? İnek de putperest değildir. Ateş de putperestlik değildir. Haç da putperestlik değildir. Tüts yapma, ayin yapma, bunların hiçbirisi putperestlik, şirk bunlarla ilgili değildir. Şirk, kelimenin düz anlamıyla anlaşılması için söyleyecek olursak, insanlarla, yaşayan insanlarla ilgilidir. Bir insanı Allah'laştırmaktır şirk. Kendin Allah'laşmayacaksın, hiçbir insanı da Allah'laştırmayacaksın. İçimizden birisi böyle sivrilip, sorgusuz, sualsiz, hesapsız, kitapsız, her şeyi bilir, her şeye kadir, her şeye gücü yeter hale geldi an o Allah'a şirk koşmuş olur. Genellikle de şirk koşulanlar liderlerdir. Kabe'nin içine asılı olan resimler, heykeller de Kureyş kabilesinin Allah'laştırdığı liderleriydi. Birisinin parası çoktu, öbürünün bilgisi çoktu, öbürü savaşçıydı, öbürü kabileyi kurtarmıştı falan filan. Şirk bununla ilgilidir. Yoksa Kabe ile şeyin arasında bir fark olmamış olur. Evet. Şimdi İslam'ın dur şurayı bir bitireyim. Devletleşmesi ile beraber evet bozuldu. Şimdi ben zaten Aleviliği İslam'ın ilk hallerine benzetiyorum. Yani Mekke ve Medine'deki henüz daha devletleşmeden, krallığa dönüşmeden, Emevilik falan ortaya çıkmadan önceki ilk hali, ilk basit hali. Mesela peygamber geliyor Medine'de 183 tane aileyi birbiriyle kardeş ilan ediyor. Bugün bu kültür Alevilikte hala yaşıyor. Musahiplik deniyor. Musahip sahabe demektir. Yani sohbet eden, konuşan, yoldaş demektir. Ve bu aileler birbirleriyle evlenmezler. Yedikleri işleri ayrı gitmeyecek. Birinin evinde bir şey kaynarken öbürü yokluk çekmeyecek. 183 tane aileyi musahip, kardeş ilan ediyor. Ve Medine toplumu bunun üzerine kuruyor. Komünel bir toplum. Yar yanağında gayri her şey ortak olduğu bir zihniyet. Bu eski Mazda kültüründe de var değil mi? İstanbul'da bu şekilde devam etmiştir. Alevi kültüründe de böyle gelenekselleşerek hala devam ediyor yer yer bu dayanışmacı, eşitlikçi, paylaşımcı kültür. Şimdi bu ilk hallerine benziyor. Ama daha sonraki Emevilik dönemi, krallık, imparatorluk, oraya buraya ele geçirme, devletleşme ile beraber Sünnilik ortaya çıkıyor. Ben Aleviliği İslam karşıtı bir yol olarak görmüyorum. Sünnilik karşıtı diyebiliriz ama İslam karşıtı değildir. Mesela bazı yerlerde konuşmaları duyuyoruz. Geçenlerde Avrupa'da bir yerde konuşurken bir tanesi öyle söyledi. İşte Alevilerin Müslümanlaştırılması. Alevileri... Özür diliyorum, kesiyorum. Canlı yayına geç kalırsanız vallahi artık suçlu değilim. Evet. O zaman son şeyleri söyleyeyim. Bitireyim. AKP'nin kültürel katliamı da söz konusudur. Biz buna karşı da çıkıyoruz. Bu AKP dönemine kapitalist kapitalizm dönemi dedik. 10 yıldır nereden baksanız hemen hemen 2008'den bir yana İslami camiler içerisinde bir isyan,
kültürel itiraz. Siz kapitalizmi abdest aldırıp meşrulaştırıyorsunuz. İslamiyet kapitalizme bağdaşamaz. Bina yapmak, ev yapmak, rezidans dikmek, yeşil alanları kapitalistlere peşkeş çekmek, bunların hepsi sarayı itibar olarak görmek, geleneksel Müslümanlık anlayışını da testtir bunlar. Çünkü itibar güzel ahlaktır, doğruluktur, dürüstlüktür. Babamız, anamız bize böyle öğretmiştir. Ama adam ne diyor? Saray bizim itibarımızdır diyor. Yani geleneksel muhafazakar Müslümanın değer yargılarıyla da oynuyor. Onu da yozlaştırıyor, onu da katlediyor. Böyle bir kültürel katliam var. Bu da konuşulması gereken çok uzunca bir konudur. Katliam fetvaları vermek, Ebu Suud'dan tutun da bütün asılanlar, katledilenler bir gelenek haline dönüşmüştür. Bu İslam coğrafyasında değil, eski Roma'dan tutun, eski İran kültüründe de aynısı vardır. Çünkü oralarda da tapınak vardır. Şimdi bu Kerbela'dan sonra ortaya çıkan, karşı devrim olarak ortaya çıkan, karşı din, buna karşı din diyelim, ilhamını İslam'ın ilk yıllarından değil, eski Roma tapınaklarından, İran Molla geleneğinden, Mecusi tapınaklarından, oradaki devlet iktidar uygulamalarından alıyor. Mesela ben Türklerin ve Kürtlerin, daha çok da bu ikisinin Müslümanlaşması, tarihte Türkler ve Kürtler nasıl Müslüman oldu? Müslümanlaşması sürecinde ben İslam'a değil Emevi saltanat dinine girdiklerini düşünüyorum. Yani Türkler ve Kürtler zaten İslam'a girmemişlerdir ki şu anda İslam'ın ne olduğunu üzerinde tartışsınlar, konuşsunlar. Girdikleri şey Emevi dinidir. Kılıçdaroğlu ile Emevi dinine girmişler, haraç vereceksiniz. Yoksa kafanızı keseriz demişler. Onlar da kurtulmak için girmişler. Nereye girdin kardeşim sen? Ne bu, seni yaptın? Camiye gireceksin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, başını örteceksin. Ama bu, para vereceksin. Bu İslam mıdır yani? Bu Emevi dinidir. İslam'ın bir yere girmesi bunlarla olmaz ki. Eğer bir yerde zulüm varsa, adalet yıkılmışsa orada İslam yıkılmıştır. Yani hayatın ana alanları, yaşam, ölüm, mal, mülkiyet, emek, hırsızlık, iftira, insan onuru, bunlar varsa orada İslam var. Bunlar çiğnenmişse istediği kadar namaz okunsun, istediği kadar ezan okunsun, camiler dolsun taşsın, bunun İslam'la alakası yoktur. Son bir şeyle hanımla bitireyim. Bu Malazgirt'te veya Hozat'ta, orada bir yerde bir mollayla konuştum. Yanında da mollanın ağası vardı. Önce beni sınavdan geçirdiler, Arapça birkaç şey sordular. Sonra tamam, bununla konuşulur, din adına bu, dinlenir bu diye sınavdan geçmiş olmalıyım ki iyi not verdiler. Ondan sonra konuşurken ben onlara dedim ki, şimdi sizin 200 tane köyün ağasısın sen. Sen de buna mollalık yapıyorsun.